Merhaba arkadaşlar. Digital Biz kanalımızda bugün sizlere vadi yurtlarından bahsedeceğiz. Vadi yurtlarının genel olarak olanakları ve sahip olduğu özelliklerden bahsedeceğiz. Bunlarla ilgili konuşacağız. O zaman videoya geçelim. Merhaba, benim adım Mert. Kimya mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Geldiğimden beri de vadi yurtlarında kalıyorum. Bir sene pandemide kalmadım ama yani vadinin tecrübeli üyelerindenim şekilde. Anladım. Peki yani bize genel olarak vadiden memnuniyeti anlatabilirsin. İlk olarak genel olarak memnun musun peki vadi yurtları? Şimdi vadi yurtları şöyle, bizim kaldığımız odalar 3 kişilik. Dizayn olarak hani pek odalarımızda yürüyüş alanımız yok ama yani paravan sistemi var. O şekilde biraz muharemiyet sağlanmış durumda yurtta. Yeni gelecek arkadaşlar 4 kişilik olarak dizayn edilen bloklarda kalacak. Yani böyle bir açıklama yapıldı. Orada zaten 3 kişilik odalar da dar geliyordu, küçük geliyordu. Ama hani sadece kalmak, yani gece yatmak için kullananlar için çok idealdi fiyat. Yani biraz otel gibi olacak. Aynen artık biraz otel gibiydi. 4 kişilik odalarda biraz mahremiyetten yoksunluk olacak. Çünkü ranza sistemi olacak falan. O yüzden biraz sıkıntılı bir durum ama yani yeni gelecek arkadaşlara kolaylık diliyorum bu konuda. Arkadaşlar bu arada eğer videolarımızı beğeniyorsanız lütfen beğenmeyi ve eğer genel olarak videolarımızdan da keyif alıyorsanız abone olmanızı kesinlikle çok tavsiye ederiz. Çünkü genel olarak kanalımızı izleyicileri abone olmayan kişiler ve abone olursanız gelecek videolarımızdan haberdar olursunuz. Diğer videolarımızı görebilirsiniz. Bu sayede hani hem siz daha çok eğlenmiş olursunuz hem de biz de abone kazanmış oluruz. Temizlik olsun, şey olsun, imkanlar olsun, yeterli mi sen işte sıcak su olsun, işte rahat duş alınabiliyor mu, onun dışında yani internet durumu nasıl, elektrik gidiyor mu veya işte işte sıcak hava sıcaklığı güzel iyi oluyor mu, hani kaloriferler falan da bir sıkıntı oluyor mu? Şöyle yaz aylarında biraz sıcak oluyor, bunaltıcı oluyor yurt. Kışın kesinlikle ısınma sorunu olmuyor. Belki yurda ilk girildiği tarihlerde hani kaloriferlerin açılmasının izni gelmediği için birazcık sıkıntı yaşanabiliyor ama onun dışında sorun olmuyor. Hijyen konusunda her koridorda 3 tuvalet 5 banyo var ve bir koridorda da 36 kişi kaldığı için biraz sıkıntılı olabiliyor bu durum. Ama şöyle söyleyeyim, banyolar galiba hani pratik olarak İTÜ'deki en iyi banyolardan olabilir yurt bazında. Geniş bir banyoları var ve oldukça pratik duş almak. Ama dediğim gibi çok fazla kişi kullandığı için hijyende biraz sıkıntı olabiliyor. Gene odaların temizliği falan da biraz sıkıntı olabiliyor. Dar ve küçük olduğu için temizlenmesi zor olabiliyor zaman zaman. O şey, hijyende birazcık sıkıntı var. Yani çok uyumlu ve hani takıntılı olmayan insanlar için çok şey bir yurt. Hani FP büyüt ama biraz takıntılı insanlar için sıkıntılı olabiliyor. Cehennemde olabiliyor hatta. Ya o konuda şey iyi diye duydum. Hani böyle arkadaşlarına beraber yurda çıkabiliyorsun. O konuda hani beraber iyi anlaşan arkadaşlarına çıkarsan onunla ilgili bir sıkıntı yaşamazsın çok genel olarak. Evet. Sene başında eğer hani çok geç olmadıkça veya birazcık sabrettikçe hani müdürle falan konuşup bir şekilde kendiniz aynı odaya çıkabiliyorsunuz. Veya diğer odadaki vatandaşlarla da anlaşabilirsiniz. Veya sene başında direkt yapabiliyorsunuz bu durumu. Kendi arkadaşlarınıza çıktığınız zaman sıkıntı olmuyor. Vadinin en güzel yanı da odur zaten. Çok fazla insan var ve çok fazla hani kendi kafa denginizden insan bulup tanışıp sürekli hani onlarla ciddi samimi bir arkadaş çevresi kurabiliyorsunuz. Hani bu en çok vadide olan bir özellik. Başka diğer yurtlarda bu kadar olduğunu zannetmiyorum. Yani yurtlar vadisinde bir aile ortamı var diyebilir miyiz? Adı bile yeter, yurtlar vadisi. Peki yani fiyatın ne kadardı acaba? Geçen sene 485 liraydı. Bu sene 3 kişilik odalar 630 lira olacak. 4 kişilik odalar da gene 485 lira olarak başlayacak. Bu sene ilk defa olacak 4 kişilik odalar. Peki mesela mutfak yok diyebiliyorum. Peki mutfak olmaması bu fiyatın düşüklüğünü negatif etkiliyor mu sence? Şöyle, yurtta mutfak olmaması gerçekten negatif bir özellik ama vadideki kalabalığa ve hijyen şartlarına bakınca biraz anlaşılabiliyordu neden olmadığı. Ama bu sene galiba bir mutfak konulacak ortak kullanıma açık şekilde. Durumu nasıl olur, hani mantıklı olur mu, uzun süren mutfağın varlığı bilemiyorum, kestiremiyorum. Onun dışında yurdun bu yemek konusundaki diğer alternatifli yurtlara göre güzelliği şu yönde, hemen yanı başında 7/24 açık bir kantinimiz var. Bazı şeylerin fiyatları oldukça uygun ve yine hemen yanında mahalle ve İstinye Park gibi opsiyonlar var. Yani hemen yürüme mesafesinde çıkıp yemek yiyebiliyorsunuz. O şekilde veya esnaflık bir işiniz olduğun zaman da en kolay ulaşım sağlayabileceğiniz yurt gene vadi oluyor mahallelere. O şekilde. Anladım. Yani peki hani şey, mutfak olmaması biraz etkiliyor o zaman dediğin tabii gibi. Mutfak olmaması birazcık fiyatı etkiliyor. Evet.
Ya peki mesela vadi yurtlarına biraz uzak diyorlar genel olarak İTÜ kampüsüne. Hani sen bunun hakkında düşünüyorsun, ulaşım rahat mı sence? Hani yoksa bu biraz şey mi, abartılıyor mu? Çünkü bazılar gerçekten sadece ringde ulaşım olabileceğini iddia ediyorlar. Bununla ilgili sen bunun abartı olduğunu düşünüyor musun, yoksa gerçekten böyle mi? Yani şöyle, yürümekten çok nefret etmeyen bir insansanız ve diğer yurtta kalan arkadaşlara göre en fazla 5 dakika daha ekstra yürümüş oluyorsunuz ulaşım konusunda. Bu da sadece hani kampüsteki dersliklere ulaşımdan bahsediyorum. Onun dışında ya bunu kimse inkar edemez. Diğer yurtlara göre şehir içinde ulaşımda vadi en avantajlı konumda, çünkü direkt dibinde yürüme mesafesinde otobüs durakları var ve İstinye Park var. Hani metroya, Beşiktaş'a, Taksim'e tek vasıtayla ulaşabiliyorsunuz. O konuda bayağı avantajlı konumda. Ring olma, zaten hafta sonları ring olmuyor. Ring olmadığı zamanlarda diğer yurtlardan toplu taşımaya ulaşmak gerçekten hani can sıkıcı, yorucu olabiliyor. Vadi o konuda daha rahat diyebilirim bu şekilde. Yani ben de çünkü mesela bakmışım, hani herkes böyle yarım saat falan gidersin diyor. Bakmış mesela Arıkapı'dan 15-20 dakikaya mesela gidilebiliyor. Hani gerçekten tabii, o konuda saat, biraz yani kaplumbağa gibi yürümek lazım. Peki genel olarak hani artı ve eksi yönlerinde bahsetmek istersin, genel olarak topladığında artı eksi listesi yaptığımızda nasıl bir şeyler söylersin? Artı yönleriyle başlarsak, öncelikle odalarımızda kablolu kablosuz yüksek hızda internetimiz var. Yani indirme ve yükleme 100 megabit per second oluyor. Onun dışında genel artı eksilerden bahsedersek, öncelikle kalabalıktan çok hani sıkılmıyorsanız, nefret etmiyorsanız ve bir takıntılı bir insan değilseniz, vadide çok fazla insan var hani anlaşabileceğiniz, kafa tabii dengeli. Genel olarak hani asosyal insanların da böyle buraya geldikçe sosyalleştiğini görebiliriz. Hani böyle hani bir şekilde, hani bir şekilde çok fazla arkadaş edinemedilerse bile hani sadece vadide güzel ortam edinebilirler yani. Evet, bunu söyleyebiliriz. Özellikle sigara kullanıyorsanız, zaten sigara içmeye çıktığınız zaman çok fazla insanla artık görüşe görüşe içli dışlı oluyorsunuz ve bir ihtiyacınız olduğunda hani hemen böyle yurtta WhatsApp grubundan olsun bir şekilde hemen çok hızlı bir şekilde halledebiliyorsunuz. Artı yönlerinden birisi bu. Eğer dediğim gibi takıntılı bir insan değilsiniz, hani yurdu sadece kalmak için kullanıyorsanız, sosyal olarak çok dışarıda takılıyorsanız ve fiyat olarak gerçekten yok pahasına kalıyorsunuz. O eksi yönleri de birazcık takıntılı bir insansanız, dediğim gibi hijyen sıkıntısı ve kalabalıktan dolayı birazcık şikayetçi olabilirsiniz. Yani gerçekten sıkıntılı durumlar olabiliyor bazen. Normalde de şu olmuyordu, hani hırsızlık falan olayları hiç olmuyordu. Biz asla odaları kitlemeyiz. Ama bu yaz okulunda bir hırsızlık vakaları biraz olmuş. Bunu da şeye bağlıyorum. Hani normalde vadi yurdunda kalmayan ve yurtta da kalmayan insanlar yaz okulu için geçici olarak kalabiliyor. Böyle vakalar yaşanmış maalesef ki. Ama onun dışında güven ortamı var yani. Hani odanı kitlemeden yani kimse kitlemiyor kolay kolay. Güven ortamı var. Sıkıntı olmuyor. Artı yönlerinden bir diğeri de giriş çıkış saatimiz yok denebilir. Hani resmiyette bir giriş çıkış saati var ama çok fazla insan olduğu için çok takibi kolay yapılamıyor. Ya o yüzden biraz daha rahat oluyor. O şekilde artı ve eksileri de böyle. Anladım. Yani peki o zaman sen genel olarak çok memnun kaldığını söyleyebilirsin. Yani ben takıntılı ve olmadığım ve uyumlu olduğum için hani 3 senedir 4 senedir kalıyorum zaten. Benim için yani paha biçilemez. İstanbul'da bu fiyata barınmak çok iyi yani. Çok teşekkür ederiz verdiğin bilgiler için. Görüşmek üzere. Dikkat kendine. Arkadaşlara başarılar dilerim.